Evet Eray Güçler, bu hafta Bayraktar Kızıl Elma üçü konuşacağız, doğru mu? Evet. Üçün ne farkı var diğerlerinden? Şimdi bir, iki ve üçüncü versiyonlar tabii Bayraktar'daki bazı, Kızıl Elma'daki bazı fonksiyonların gelişimi sebebiyle oluyor. Blok, hani bunu blok 1, blok 2 falan gibi isimler anlanır. Her bir işte blok, her bir blok, bir üst blok aslında yeni yetenekler kazanması anlamına geliyor. Ben 3'ün kazandığı yeni yeteneklerden bahsedeceğim bugün. Şimdi Bayraktar Kızıl Elma'yı herkes biliyor. Ben de canlı canlı gördüm. Evet, ben de gittim, gördüm. Adana'daydım. Bizzat oradan da yayın yaptık. Dolayısıyla burada bu nedir? Yani milletimiz biliyor, izleyicilerimiz biliyor ama çok enteresan gelişmeler var Bayraktar Kızıl Elma'da. En önemli gelişme motorda. Şimdi bu Bayraktar 1'in üretildiğinde Ukrayna motorları kullanılmıştı bunda. Evet. Şimdi TF6000 motorları kullanılarak 10 adet üretilecek. TF6000. TF6000. Türk malı. T'yi üretiyor. TF6000. Bu ne anlama geliyor? Şimdi 1 ve 2'de motor kapasitesi nedeniyle motor 3800 librelik bir itiş gücü sağlıyordu. TF6000 6000 librelik bir itiş gücü. Neredeyse iki katı. Sağlıyor. Dahası var. TF10000 de Kaan için üretiliyor. Yani 6000 üreten 10000'i de üretir. Bir adım kaldı Kaan motoruna. Onu size söyleyeyim. Peki TF10000 ne kadarlık bir güç üretecek? 38.000 libre. 39.000 libre. Biz 10.000'i ürettiğimiz zaman Kaan'ın motorunu kendimiz yaptık diyebilecek miyiz? Şöyle. Kaan motoru bu prototipler üzerinden geliştiriliyor zaten. Hı hı. Yani bu işte 3.000'de başladı. 4.000, 5.000, Kızıl Elma'dan bahsederken Kaan'a niye geçtin şimdi? Çünkü motor üretim sistemi aynı proje içerisinde yer alıyor. Anladım. Ondan dolayı. Yani TF10.000 üretildiğinde TF6000'in bir üst versiyonu olarak görmemiz lazım. Göreceğiz. Anladım. Farklı bir şey değil yani. Tamam. Dolayısıyla bu yani motor sanayindeki gelişimle bizim hava araçlarımızdaki gelişim paralel. Şimdi tabii 6000'e çıkınca itiş gücü daha önce sürati 0.6 Mach iken, yani bir ses hızının yarısı kadarken, şimdi 1 Mach'a çıkıyor. Yani ses hızına geldi. Ses hızında uçmaya başlıyor. Yani dolayısıyla elma. Bu Kızıl ne yapıyor? Evet. Efendim? Kızıl Elma. Evet, Kızıl Elma. Yani TF6000'i kullandığınızda, hı hı, ses hızıyla uçmaya başlıyor. Artı dikey irtifa artıyor. Yani dikey irtifa 15-16 bin metrelere çıkıyor. Zaten bir savaş uçağı da 25 bin metrede. Yani 10 bin metre kalmış. Peki Bayraktar Kızıl Elma TCG Anadolu'dan da kalkabilecek? Kalkabilecek. Zaten bu TCG Anadolu'da o rampa ve fırlatma sistemleri modifikasyonu, hı-hı, yapılacak. Onlarla birlikte sadece Kızıl Elma'da değil, Kaan da oradan kalkabilecek. Kaan da kalkış yapabilecek, evet, mi? Onun orada için işte bakın şeyi gözünüzün önüne getirin. TCG Anadolu'nun tam ortasında, pistin ortasında böyle bir siyah şerit var. Bu siyah şeridin anlamı fırlatma sistemi için oraya dizayn edilmiş bir sistem. Hı hı. Yani bizim uçaklarımız ve Akıncı'nın testleri yapılıyor şimdi biliyorsunuz. Bunlar da demek ki. Evet. Aynı mantıkla bunlar önce fırlatılacak. Yani o yeterli ivmeyi almak için. Ama aynı zamanda Kaan da üretildiğinde Kaan da oradan fırlatılacak şekilde modifikasyon çalışmaları var. Evet. Ha. Şimdi tabii dikey irtifada şey var. Bir de şimdi mesela orada Teknofest'te görmüşsünüzdür. İşte bizim uçaklarımız kalkıyor, pilotlarımız gösteri uçuşu yaparken, değil mi? Ne kadar büyük bir dikey tırmanış, oradan anons yapıyorlar. İşte bir insan ağırlığının 8 katı yük biniyor. Evet, G yiyorlar. G yiyorlar. Ama 9 katı olamıyor. Niye? Çünkü insan bedeni ona dayanabiliyor. Ama şimdi insansız olduğuna göre çok yaşayın. Bunun G dayanma kuvveti ne kadar? Sınırı yok. Yani o 10 da olur, 20 de olur. Öyle mi? Bu yani ne, ama sınırı ne? Yani şimdilik konulan bir hedef var mı? Bu şu şey motor kapasitesiyle alakalı. Yani
Yer çekimine direnme şansına bağlı. Evet, yani burada motor kapasitesi 6000 libre olduğu için 6000 librenin tırmanış kabiliyetinde kaç G gelirse gelsin buna dayanabiliyor. Onun avantajı ne olacak? Yani bize kazandırdığı şu, şey ne? İnsanlı uçaklarda, savaş uçaklarında yapamadığınız manevraları bunlarla yapabiliyorsunuz. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Yani mesela Ege'de mi yapacağız o manevrayı? Şöyle söyleyelim. Nerede ihtiyaç var? Şimdi bu iki tane özelliği var. Birincisi sadece dikey tırmanış da değil. Dikey tırmanışla birlikte kaçınma manevraları ya da dönüş manevraları. Şimdi o dönüşlerde de belli bir açıyla dönmeniz lazım insanlı savaş uçaklarında. Hı hı. Yani dar manevra yapamazsınız. Özür diliyorum izleyicilerim. İnsan ya kusar ya da bayılır. Bunda öyle bir şey olmadığı için bu kaçınma manevraları çok keskin manevralar şeklinde yapabiliyor. Hal böyle olunca ne oluyor? Bu sefer siz bunu geliştirdiğinizde, yani artık seri üretime geçtiğinizde, aynı zamanda üzerinde, ben orada görmüşsünüzdür Hasan abi sen de, Gökbey füzesi var vesaire. Yani bizim o Gökbey füzesi 80 kilometre. Şimdi menzilde havadan havaya füze. Yani uçaklara karşı önleme yapabilecek füzeler onda. Evet. Yani daha açık söyleyeyim, siz bununla gerektiğinde düşman uçaklarına karşı savunma hatları oluşturup havada mukabil hava hareketi diyoruz ya, İran yapamıyor diyoruz ya. Evet. Hani niye ellerindeki teknoloji, bununla siz bir süre sonra mukabil hava ya da önleme hava muharebeleri yapabileceksiniz. Bu feda edilebilir aynı zamanda. Yani velev ki hata ettiniz ya da zor durumda kaldı, vuruldu. İkincisini gönderirsiniz. Üçüncüsünü gönderirsiniz. Beş tane gönderirsiniz. Bir de en değerli insan yok. İnsan yok. Evet. Ve insanın dayanma kapasitesinin üstünde manevralara sahip. Şimdi siz düşman uçağı, insanlı bir düşman uçağı olsanız, bu kadar keskin ve dar manevralar yapabilecek ve riske girebilecek bir hava aracıyla it dalaşına girer misiniz? Ben bir şey merak ediyorum. Giremezsiniz mesela, yani. Kızıl Elma'nın kendi muadilleriyle karşılaştırıldığında yani artısı eksisi yani var mı ki? Şöyle güzel bir soru. Bu, Amerikalılarım var benim bildiğim. Amerikalılarım var, evet. Ama şöyle bir şey var. Burada bizim TF 6000'e çıkmamız onların bir adım önüne geçirdi bizi. Ya bakın, yarın belki TF 7000 üretilecek. O zaman iki adım önüne geçeceğiz yani. Hmm. Çünkü dedim ya, şimdi tırmanma kabiliyeti kaç G'ye dayanır? Sonsuz. Bunun limiti yok. Yani o bahsettiğiniz TF 10.000 üretilip Kızıl Elma'ya da takılabiliyor mu? Yok. O zaman buna çok fazla gelir. Fazla gelir. Of, Kaan uçağı için ya. Evet, 39.000 libra. Ama TF 7.000 üretilebilir. TF 8.000 üretilebilir. Sınav kapasitesinde ne var? Efendim? Ne atabiliyor mesela? Valla bir savaş uçağının atabiliyor mu? Bir savaş uçağını Max 84 atabiliyor, orada vardı. Ben gördüm. Yani Kızıl Elma'nın altında bizimkilerin üretmiş olduğu hassas güdüm kitiyle birlikte Max 84'ü gördüm. Hatta yayında da gösterdim. İşte evet. Bu Max 84 diye. Yani iki tane Max 84 taşıyabiliyor. 1800 kilogram ağırlığında. Kalkış kapasitesi. Hı hı. Yani TF 6000'e çıkınca kaldırma kapasitesi de 1000 kilogramdan 1500-1600 kilograma çıkıyor. Peki bir şey daha soracağım. Yani bu özür dilerim. Hani TF 7000'e geçtiğinizde bu sefer başka füzeleri de taşıyacak. Yani neredeyse bir Scramble savaş uçağına doğru evriliyor bu. Hmm, anladım. Evet. Diğer daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.